İnanmak için çok sebep var. Bir hekim olarak bana Allah'ın varlığını gösteren çok kanıt olduğunu düşünüyorum. Bunların içerisinden meyoz bölünmeden bahsedeceğim. Meyoz bölünme eşeğili üremede kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin çeldikleri kromozom sayısını yarıya indirerek yeni bir canlıya imkan vermeleriyle ilgili bir durum. Ama önce inanma ve inanmama ile ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. İnsanlar neden inanmaz sorusunu kendime sordum önce. Çünkü inanan insanlar için insanların neden inanmadığı şaşırtıcı geliyor. Allah Allah, nasıl inanmıyor insan? Nasıl olur da inanmazlar diye. Halbuki inanmayan arkadaşlarınız varsa bakıyorsunuz ki aynı şeyi onlar da kendilerine soruyorlar. Ya şu hale bak diyorlar. Adam profesör olmuş, hala da Tanrı'dan bahsediyor. Onlar da şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ben de kendime sordum ki insanlar neden inanmaz acaba diye. Bu konuda şu dört maddenin özetleyici olduğunu düşünüyorum. Birisi yüzeysel bir bakış söz konusu. Bu konular insanlar düşünmek, konuşmak istemiyorlar. Bu konularda derinlemesine düşündüğünüz zaman tabiri caizse balataları sıyırma ihtimaliniz var çünkü. Ondan sonra taklitçi bir davranış söz konusu. Yani anne babamızdan ne gördüysek onu yapmaya meyilliyiz. Her alanda bu böyle olduğu gibi inanç konusunda da bu böyle. İnanan bir anne babadan gelenler ve inanmayan anne babadan gelenler benzer şekilde ailelerini taklit ediyorlar. Bu daha kolay geliyor çünkü. Onun dışında ön yargı bir sebep olabiliyor. Mevcut bilgilerimizin yanlış olduğunu kabul etmek sadece inanç konusunda değil her alanda zor gelir. Dördüncü bir sebep de sevinçlerin kaybolma endişesi ve inanmanın getireceği sorumluluk. İnanan insan inancının gereklerini yapmak zorunda kalacak. Müslüman bir insan alkol içtiği zaman o zaman alkol senin dininde yasak değil miydi? Neden alkol kullanıyorsun? Derler adama. Ya da namazını kılmadığı zaman ya sizin dinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi ibadetler yok muydu? Neden bunları yapmıyorsun diye sorarlar insana. Aynı şey Hristiyanlar için de geçerli. Bir din sistemini benimsediğiniz zaman onun getireceği sorumluluklar var. Onları yapmanız lazım. Dolayısıyla bu sorumluluklardan da kaçmak isteyebilir insanlar. Sonuç itibariyle insanları anlamak gerekir. Neden inandıklarını da anlamak gerekir. Neden inanmadıklarını da anlamaya çalışmak lazım. Bu inanç meselesi sadece benim ya da sizin zihninizi meşgul etmiyor. Tolstoy'un itiraflarında ilginç bulduğum bir yeri sizinle paylaşmak istiyorum. Tolstoy diyor ki, hatırlayabildiklerime bakılırsa hiçbir zaman gerçekten ciddi bir inancım olmadı. Ben sadece bana öğretilenlere ve büyüklerimin bağlı olduğu şeylere güvendim. Yani taklitçi bir davranış içindeymiş. Ama daha sonra sorgulamaya başlamış. Şimdi o zamana, çocukluğuma baktığımda hayatımı etkileyen inancın, gerçek inancın mükemmelliğe inanmak olduğunu açıkça görüyorum. Deneyimlerime bakarak kendime dedim ki her şey gelişiyor ve farklılaşıyor. Bilim de gelişiyor. Sorulara cevap bul olacak. Ben bütünün bir parçasıyım. Bütünü keşfettiğimizde, bütünle ilgili sorular cevaplandığında ben de bütünün içindeki yerimi öğrenebileceğim, varlık sebebimi bulabileceğim şeklinde inanışı varmış. Ama sonra da dönüyor diyor ki her ne kadar itiraf etmekten utansam da bununla tatmin olmuş göründüğüm bir zaman var. Yani bilimin varlığımızın sebebini söylemediğini keşfediyor sonunda. Bilim bize bunun cevabını vermiyor. Bu dünyada ne yapıyorsunuz? Sonra ne olacak? Neden buradasınız? Bunun cevabını bilim vermiyor. Diğer taraftan İnsanlar kanıt odaklıdır, kanıt isterler. Somut şeyleri görüp duymak isteriz, hissetmek isteriz duyularımızla. O zaman varlığını kabul ederiz. Görmeden, duymadan bir şeyi kabul etmekte zorlanırız. Halbuki X ışınlarını göremiyoruz ama var olduğunu biliyoruz. Ultraviyole ışınları göremiyoruz ama onların hayatımızda önemli bir yeri olduğunu bugün biliyoruz. Sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın varlığı ne objektiftir ne de subjektiftir. Yani Tanrı'nın varlığını ispat etmek için ne kadar çok laf söylersek söyleyelim, inanmak istemeyen insan gene inanmaz. Bu bir tercih meselesi. Allah'ın varlığına inanan birisine de ne kadar yoktur diye konuşsanız o da nafiledir. İnanmayı tercih etmiş olan bir insanı da inancından vazgeçiremezsiniz. Sophie'nin dünyasında beğendiğim bir bölümü alıntıladım. Beyaz karga var mıdır? Beyaz karga yoktur diyebilmek için bütün kainatta dolaşmış olmanız lazım. Dolayısıyla bir şeyin yok olduğunu söylemek, var olduğunu söylemekten daha zor. Gelelim meyoz bölünme hususuna. Meyoz bölünme dediğimiz gibi kadının yumurta hücresiyle erkeğin sperm hücresinin birleşmesi için oluşan her iki hücrenin içerisinde gerçekleşen bir durum. Vücut hücrelerimizde 46 kromozom varken bu hücrelerde
23 kromozom var. Çünkü 23 kromozom burada, 23 buradan, 23 de erkekten bir araya gelip yeni bir canlı oluşturacaklar. Bunları bu mayoz bölünmeye iten nedir? Trilyonlarca hücrelerimizin her birisinde 46 kromozom varken üreme hücrelerinde neden 23 kromozom var? Bilim bu konuda hangi açıklamaları getiriyor? Ona da bakmak lazım ve bu konuda kime soracağız tabii ki? Biyologlara soracağız. Mesela meşhur biyologlardan Hamilton diyor ki, evrimsel sürecin tamamında Darwinci bir aşamacılığın zor olabileceğini kabul edebileceğim bir olay varsa o olay mayozun nasıl başladığıdır. Yani bu bölünmeyi, bu erkek ve dişi üreme hücreleri neden bu kararı veriyorlar da genetik materyallerini yarıya indiriyorlar ya da başka hazırlıklar yapıyorlar? Bunu evrimsel süreç ile Darwinci aşamacılıkla, tedricilikle açıklayamıyoruz diyor. Çünkü Darwinci yaklaşım tedrici bir aşamacılığı öngörüyor. Yavaş yavaş değişmesi lazım. Burada ise birden gerçekleşen birçok olay var. Adam Wilkins de başka bir biyolog gene benzer bir şey söylüyor. Acaba mayoz mitozdan gelişmiş olabilir mi diyor. Mitoz daha basit. Önce mitoz vardı, sonra buradan mayoz gelişmiş olabilir belki. Ama bunların kökenleri hiçbir zaman tatmin edici bir şekilde açıklanmamıştır diyor. Bunların açıklanması mutlaka mayozun kökeni ve işlevi bilimsel olarak tam olarak açıklanamamış. Bu konuda bilim insanları arasında farklı görüşler, teoriler söz konusu. İki katlı bir maliyetten bahsediliyor. Yani bu iş mitoz bölünme tek hücrelilerde olduğu gibi kopyasını üreterek çoğalma kolay bir durumken neden mayoza ihtiyaç duydu? Bunu bilim dünyası henüz açıklayamıyor. Şimdi mitoz ve mayozu normalde okulda biyoloji derslerinden biliyoruz ama hani bilmeyenler için bir daha hatırlatmak istiyorum. Trilyonlarca hücremiz var dedik. Her bir hücrede 46 kromozomumuz var. 23 çift ya da 2N diye gösteriliyor bu. Bunlar çoğalacakları zaman mitozla çoğalıyorlar. Bir yara olduğu zaman bir yerimizde hücre çoğalmasına ihtiyaç duyduğu zaman büyürken mitozla çoğalıyorlar ve mitozda aynı hücrenin kopyası olan iki hücre oluşuyor ve kromozom sayıları da 2N yani 46 adet kromozom söz konusu. Halbuki mayozda öyle bir şey gerçekleşiyor ki mayozda erkeğin üreme hücresiyle dişinin üreme hücresi bir araya gelip yeni bir canlı oluşturacakları için 23 kromozom her birisinde olması lazım ki bir araya geldiklerinde 46'ya ulaşsın. Kromozom sayısını yarıya indiriyor. 46 kromozom varken öyle bir şey gerçekleşiyor ki öyle bir bölünme sürecinden geçiyor ki bu hücre 4 farklı hücreye bölünüyor. 4 farklı hücrenin genetik yapısı da her birisi birbirinden farklı ve kromozom sayısı da 23 adet kromozom var söz konusu en sayıda. Nedir bu üreme hücresine bu kararı verdiren ve bu bölünme sürecini işleten? Bunu henüz bilmiyoruz. Burada bir kromozom sayılarının fotoğrafı var. Kromozom sayıları 46 kromozom, 2N ya da diploid diyoruz buna. Bütün hücrelerimizde bu şekildeyken üreme hücreleri böyle bir bölünme sürecine gidiyorlar ve kromozom sayılarını yarıya indiriyorlar. Her bir kromozomdan bir tane olmak üzere bölünüyorlar. Evet, dişiden gelen yumurta hücresinin ve erkekten gelen sperm hücresinin birleştiklerinde yeni bir canlıya, yaşayabilen bir canlıya hayat verebilmeleri için kromozom sayılarını yarıya indirmeleri gerekir. Esas kritik soru bu erkekteki sperm hücresiyle dişideki yumurta hücresi birbirlerini hiç görmemişler. Bir iletişimleri yok, birbirlerinden haberleri yok, haberleşme imkanları yok. Bunlar ve bunu bir kerede başarmak zorundalar. İkinci bir deneme şansları da yok. Bir kerede bu süreci işletmelerini sağlayan nedir? Bunlara bu komutu verdiren nedir? Hiç haberleşmedikleri halde bunu nasıl tek seferde doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar? Çünkü bunun tedrici olma şansı yok. Yani yavaş yavaş gelişti. Evrim sürecinde adım adım gelişti. Önce küçük bir değişiklik oldu, sonra başka bir değişiklik oldu. Diyemeyeceğimiz kadar karmaşık bir, aynı anda olması gereken olaylar silsilesi var burada. Bunlar mesela bir tane değil, 4 tane yeni adım söz konusu. Mitozdan farklı olarak mayozda 4 tane. Birisi homolog kromozomlarda eşleşme söz konusu. İkincisi çapraz geçiş dediğimiz hem dişinin hem erkeğin anne ve babasından gelen kromozomlar değiş tokuş yapıyorlar. Kromozom materyallerini, DNA'larını birbirleriyle değiştiriyorlar. Böylece farklı 4 tane hücre meydana geliyor. Onun dışında kardeş kromatit ayrımı baskılanıyor ilk mayoz bölünme sırasında. Mitozdan farklı olarak.
ve ikinci meyoz bölünme sırasında da kromozomlar iki katına çıkmasını bekliyoruz. Ama bu sefer iki katına çıkmıyor. Defaten bölünüyor ve 23'e düşürüyor kendini. İşte bu 4 tane olayın aynı anda gerçekleşmesi işi diyor ki bu Darwinci bir tedricilik olamaz burada. Başka bir açıklama olması lazım. O açıklamada henüz yok. Adam Wilkins'in sözü bu. Yine diyor ki bu karmaşıklık meyozun kökenlerini Darwinci bir yaklaşımla açıklamayı zorlaştırmaktadır. Bu yeni özelliklerin bir adım daha eş zamanlı olarak oluşturulması imkansız görünse de haploid kromozom setlerinin güvenilir bir şekilde üretilmesi için tüm dizinin gerekli olduğu göz önüne alındığında ayrı mutasyonların seçilmesi yoluyla adım adım elde edilmeleri oldukça sorumlu görünmektedir. Yani evrim açısından bunların bir anda gerçekleşmesi, bir anda ortaya çıkmaları biyolojik olarak ihtimal dışı görünüyor. Ama bunların tedrici olarak görünmeleri de aynı derecede zor. O da ihtimal dışı. O zaman karar vermeniz gerekiyor ki acaba rastgele kendi kendine mi oldu yoksa bir yaratıcının dış müdahalesi mi var burada? Hem Maynard Smith hem de Hamilton meyozun kökenini en zor evrimsel problemlerden biri olarak kabul etmektedirler. Şimdi süreci canlandırmanız için zihninizde küçük bir not iletmek istiyorum. Hayalinizde canlandırmak için. Bir hücre çekirdeğinin boyutu yaklaşık 0,01 milimetre. 1 milimetreyi gözünüzle görebilirsiniz belki. Yani bir cetvel varsa bakın 1 milimetre onu görebilirsiniz. 0,1 milimetreyi belki iyi görenler ayırt edebilirler ama çok zor. 0,01 milimetreyi göremezsiniz. Ayırt edemem. Bu alanda, bu küçücük alanda yaklaşık 3 metre, 2 ile 3 metre diyorlar DNA materyali var. Ve bu DNA 46 parça kromozom olduğuna göre 46 parçaya bölünmüş olarak orada duruyor. Eğer bu 0,01 milimetre olmasaydı da sizin salonunuz kadar büyük 5 metrelik bir alan olsaydı, 3 metre değil de 1500 kilometrelik bir DNA zincirinin olması lazımdı. Bir odada 1500 kilometrelik bir yumağın olduğunu düşünün ve bunlar ayrılacak, tekrar sarılacak, tekrar ayrılacak, bir araya gelecek, çoğalacak, 46 parça ve dolanmayacaklar birbirlerine. Bu da hayal etmesi bile güç geliyor bana. Üstteki şekle bakarsanız şunu görüyorsunuz. Meyoz 1 ve meyoz 2 şeklinde iki aşamada gerçekleşiyor meyoz. Meyozun birinci aşamasında şu mavilere erkekten gelen kromozom diyelim, kırmızılara da kadından gelen diyelim. Erkekten gelen ve kadından gelen kromozomlar bir kere birbirlerine yaklaştıklarında kromozom yapılarını değiş tokuş ediyorlar. Bu bakın bir miktarını almış öbürüne DNA yapısını. Bu da erkekten gelen de dişi kromozom yapısına geçmiş. Bunu laboratuvar ortamında gerçekleştirebilmek için bilim insanları geçtiğimiz sene Nobel ödülü aldılar. Laboratuvar ortamında bunu yapacak mekanizmaları üretebilmek için. Bu otomatik olarak insan hücrelerinin içerisinde gerçekleşmekte. Ondan sonra meyozun birinci aşamasında kromozom sayıları iki katına çıkıyor ve bölünüyorlar. İki farklı hücre meydana geliyor. Mitozdan farklı olarak ne oldu burada? Genetik yapılar değiş tokuş yapıldı. Çaprazlama oldu. Meyozun ikinci aşamasında ise bu sefer bu hücreler normalde gene iki katına çıkmasını beklerken iki katına birbirini çıkarmadan defaten bölünüyorlar ve farklı dört hücre meydana getiriyorlar. Mitozda ise iki katına çıkardıktan sonra kromozom yapısını bölünüyor ve İki, birbirinin tıpkısının aynısı iki farklı hücre oluşturuyordu. Hücre çekirdeğinin içerisini görüyorsunuz. Hücre çekirdeğinin içerisinde bu böyle iplikçik şeklinde gördükleriniz o 1500 kilometre uzunluğundaki DNA'larımız. DNA'lar anneden ve babadan gelen DNA'lar farklı renklerle gösterilmiş. Birisi kırmızıyla, birisi maviyle gösterilmiş. Bunlar dolanmadan, birbirlerine dolanmadan hücrenin çekirdeği içerisinde duruyorlar. Çoğalıyorlar, iki katına çıkarıyorlar kendilerini. İki katına çıkarıp kopyalıyorlar. Kardeş kromatitler dediğimiz yapıları oluşturuyorlar. Ve bu kardeş kromatitler paketlenerek kromozomları oluşturuyorlar. Oluşturulan kromozomlar meyozun birinci aşamasında birbirlerine yaklaştıklarında
Yaklaştıkları alanlarda değiş tokuş yapıyorlar. Genetik yapıları bundaki DNA buna, bundaki DNA öbürüne geçiyor ve genetik çeşitliliği sağlıyorlar. Bölündükten sonra iki farklı hücre ortaya çıkmış oluyor. Arkasından tekrar bölünme gerçekleşiyor bunların her birisinde ve tekrar bölündükten sonra dört farklı hücre oluşturuluyor. Kapatırken Einstein'a atıfta bulunmak istiyorum. Bilgim arttıkça bilmediğimi daha çok biliyorum. Ne kadar az bildiğimi fark ediyorum. Mayoz bölünme bana dışarıdan bir müdahale olmadan, bir yaratıcının müdahalesi olmadan, hem erkeği hem dişiyi bilen, tanıyan bir Allah'ın müdahalesi olmadan gerçekleşemeyecek bir biyolojik süreç olarak görünüyor. Bunun gerçekleşmesi bana bunu organize eden, ayarlayan bir yaratıcının olduğunu düşündürüyor. Tabii ki bilimin bu mayoz bölünmenin sırlarını açıklamaya devam edeceğini biliyorum. Ancak bu kapının açılması karşımıza başka kapılar çıkaracaktır. Ve daha fazla bilinmeyenle temas edeceğiz. Daha çok bilinmeyen, daha çok cevaplanması gereken soru karşımıza çıkacak. Ve bu sonsuz bir şekilde, ilmin sonsuzluğu çerçevesinde sonsuz bir şekilde böyle devam edecek. Yeni şeyler öğrendikçe çok daha fazla yeni şeyler öğrenme ihtiyacı hissedeceğiz. Yeni şeyler öğrendikçe öğrenmemiz gereken çok daha fazla yeni şeyler olduğunu fark edeceğiz. Bu böyle büyüyüp gidecek. Sonuç itibariyle bilim bize Tanrı'nın varlığıyla ilgili bir cevap veremeyecek. Bunun kararını vermek yine bize kalacak. Ben kararımı bu şekilde veriyorum.